Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Mantarların çeşitleri var mıdır hocam? Ayak mantarlarından biz bahsediyoruz ama vücudun her yerinde mantar oluşabilir mi? Bir de koku yapar mı diye soruyor izleyicimiz. Şimdi ayaktaki mantarlar tabii ki koku yapar. Zaten nemli ortamdan oluyor. Ayakta nemli kalınca dolayısıyla koku oluşacaktır. Evet. Ama biraz önce saydığımız gibi mantarlar her yerde olabiliyor. Yani saç mantarı da olur. Vücutta saç kan mantarı demiş zaten izleyicimiz. Evet, işte o dediğim, biraz önce bahsettiğim ergenlik çağında, büyüme çağındaki çocuklarda görülür. Genelde hayvanlardan geçer. Evet. Onlarda eğer düzgün tedavi yapılmazsa saçta kellik oluşur, kalıcı kellik olur. O kadar. O yüzden artık yani çok fazla görmüyoruz. Eski yıllarda ben hekimliğe ilk başladığım zamanlarda daha fazla görürdük. İşte bu hayvancılığın falan daha yoğun olduğu, insanlar işte yazın köylerine gidiyorlar orada hayvanlarla. Şimdi artık köye bile gitseler neredeyse hayvanla bir temas olmuyor. Olmuyor. Büyükbaş hayvanlardan bulaşıyordu çocuklara. Orada da hani geçer geçer şeklinde düşünüldüğü için de mesela kalıcı saç kayıpları olabiliyordu. Şimdi yani neredeyse hiç görmüyoruz gibi bir şey. Evet. Şimdi resimde hemen egzamaya ilişkin hocam sorumu yöneltmek istiyorum. Vücudun nerelerinde gözükür? Her yaş grubunda var mıdır? Egzamanın tanımı nedir? Herkes egzama cildin bir alerjik reaksiyonu. Evet, her yerinde vücudun görülür. Yani saçlı deride de görülür. Diğer cilt bölgelerinin hepsinde görülür egzama. Ama nedenlerine göre yerleşim yerleri farklıdır. Eğer alerjik bir nedene bağlıysa, dıştan ne bileyim işte nikel alerjisi dediğimiz bir şey takmaya bağlı, kolyeyi takmış, yüzüğü takmış ya da kemerin tokasının temas ettiği yerlerde olur. Onun dışında doğuştan olan egzamalar var, atopik dermatit dediğimiz. Onlar diz dirsek kıvrımlarının içerisinde olur. Giderek artarlar. Bunlara cilt kuruluğu eşlik eder. Yağlı egzamalar var. Cildin yağlı bölgelerinde olur. Saçlı deri, yüz, göğüs ortasında. Yani egzamalar çok değişik tipleri var ve her yere yerleşebiliyorlar. Evet. Bir izleyicimiz ismini vermemiş. Artık dirseklerimi taşımaktan yoruldum. Egzama diyorlar ama bir türlü tedavisi yok. Gittikçe de çoğalıyor diye sorusunu yöneltmiş. Şimdi dirsektekiler egzama da olabilir, sedef de olabilir. Evet. Egzama daha çok dirsekleri böyle devamlı masaya dayayarak çalışanlarda travmaya bağlı. Orada ilk başta sertleşmeyle başlar. Onun arkasından da orada kaşıntılı plaklar oluşur. Bu hem sedefte hem de egzamada gördüğümüz bir tablo. Egzamadakiler daha çok tedaviye iyi cevap verirler, toparlarlar ama sedeftekiler inatçı olur. En ufak bir streste tekrarlama eğilimi gösterir. Sedefle egzama bağlantılı mıdır hocam? Hayır, ayrı ayrı rahatsızlıklar. Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir.